Merhaba, ben Cansu Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pembe tonlarda bir makyaj hazırlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Ben yüzümü nemlendirdim ve nemlendiriciden sonra da kullandığım Flormar'ın bir bazı var. Bu bazını çok seviyorum fakat üretimden kalktı. Yani şu an isteseniz de bulabileceğiniz bir ürün değil. Ama ben yine de gözeneklerimi kapattığım için kullanacağım bunu şu an. Siz de böyle gözenek kapatıcı, gözenek küçültücü bazlar kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi fondötene. Fondöten olarak da Catrice'in HD fondötenini kullanacağım. Şimdi sıra geldi kapatıcıya. Kapatıcı olarak da Maybelline Affinity'ni kullanıyorum. Göz altlarıma ve sivilce izlerime, yüzümde aydınlatmak istediğim bölgelere ise Rimmel London Match Perfection'ı uygulayacağım. Şimdi ise yüzümü sabitleyeceğim. Essence'in transparan pudrasıyla yüzümü sabitliyorum. Wet n Wild'ın krem brûlée farı ile de gözümün üstünü sabitleyeceğim. Göz makyajımda sadece bugün bu far paletini kullanacağım. Maybelline The Blushed Nude paletini. İçindeki renkleri çok beğeniyorum. Zaten yakın çekimde de koyacağım mutlaka. Göreceksiniz. Şimdi hemen makyajıma başlayacağım. Buradaki bu mat farı alacağım. Paletteki tek mat far bu arada. Bunu katlanma bölgeme uygulayacağım. Şimdi buradaki bu bebek pembesi rengi alacağım ve bunu da gözümün tamamına uygulayacağım. Şimdi de şuradaki koyu pembe rengi alacağım ve bunu yine uyguladığım bebek pembesinin üzerine uygulayacağım. Biraz daha pembeleştirmek istiyorum gözlerimi. Biraz daha dış köşeleri koyulaştırmak için buradaki bu çok hoş bir rengi olan, böyle gri değil, siyah değil ama pembe yansımaları olan bir renk. Böyle çok farklı bir renk. Ondan alacağım. Aynı farı alt kirpik diplerime geçeceğim. Ve son olarak da bu far paletindeki yine buradaki beyaz rengi alıp kaş altlarıma uygulayacağım. Şimdi takma kirpiğimi taktım ve gözlerimin üzerine biraz da böyle eyeliner gibi siyah kalem çektim. Takma kirpiklerim Flormar'ın bu 102 numaralı takma kirpikleri. Şimdi dolduracağım. Kaşlarım için de Essence'in Make Me Brow kaş maskarasını kullanıyorum. Ben bunu abartısız 7 aydır kullanıyorum. Hesapladım 7 ay olmuş tam. Çok memnunum. Şimdi yüzümü kontürleyeceğim. Yüzümü kontürlerken Gosh'ın bu bronzing powder'ını kullanıyorum. Kontür fırçam da bu Eclipse'in kontür fırçası. Günlük olarak da H&M markasının bu Pale Pink isimli aldığını uyguluyorum ben. Gerçekten çok güzel bir pembe. Aydınlatıcı olarak da elimdeki tek pembe alt tonlu aydınlatıcı olduğu için pastelin Moonlight aydınlatıcısını uygulamak istiyorum. Daha önce hiçbir videomda uygulamadım. Birazcık böyle elimin üzerine alacağım. Son olarak da dudaklar kaldı. Essence'in lip linerlarından 06 numarayı uygulayacağım. Bununla dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Ruj olarak da bugün Wet n Wild'ın mat koleksiyonlarından In The Flash isimli rengini uygulayacağım. Makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Normal hayatımda takma kirpik kullanmıyorum. Ama kirpiklerim videolarda çok kısa olduğu için ne kadar maskara uygulasam da görünmediği için takma kirpik kullanmayı tercih ettim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.